Bismillahirrahmanirrahim. Yubeşşirun Rabbun bi rahmetin minhu ve ridvan. Gelin millet demeye heyecan, bu ne bir her hati, serseri uçağa hati. وری کاری آن آبی خدا و رحمان و رحیم، او خدا ایلکی شبول کروش. پیدا پر پردیا حضرت نوح علیه السلام، پردیا شیخ سعیده، پردیا سعیده ابدی و زمانه. امجی سوزل دی ملت خواه، هونه ضررش دست ما جدوه ما نبینی انشالله. تکبیر! Tekbir! Tekbir! Bu parti yine halkımızın inancıyla, İslam'ın yaşamasıyla her türlü ibadetini yerine getirmek için ve buna destek olmak için kurulan bir partidir. Malumunuz, yapılan zulümler devlet eliyle yaklaşık 100 yıldır işlendi. Devletin yanlış uygulamaları sonucu bu halka nice acılar yaşatıldı. Kürt olduğumuz için hakarete uğradık. Mazlumiyetler yaşadık. Müslüman olduğumuz için hakarete uğradık. Mazlumiyetleri yaşadık. Hakaretler gördük. İnsanlarımız bu uğurda öldürüldü, katledildi. Devletin bu yanlış uygulamalarını sonlandırmak için programımızı aldık ve bugün bu amacımızı gerçekleştirmek için bir bir hizmet binalarımızı açıyoruz. Diyor ki Müslümanlar Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla bir tarağın dişleri gibi musavidir, eşittir. Biri diğerinden fazla değildir. Tamamen düzdür ve eşittir. İşte biz böyle musavi bir kardeşlik istiyoruz. Adalet istiyoruz. Hakların tamamen teslim edilmesini istiyoruz. Sadece dilimizin konuşulmasını değil, sadece dilimizle okuyup yazmayı değil, bir Türk bu coğrafyada, bir Türk hangi haklara sahip ise bir Kürt de Kürt sıfatıyla, Kürt ismiyle, Kürt kimliğiyle aynı haklara sahip olmalıdır. Aynı haklara kavuşmalıdır. Böyle olmadan adalet olmaz. Et ve tırnak misali veriliyor. Bu yanlış bir misaldir. Müslümanlar bir vücudun azaları gibidirler, organları gibidirler. Tırnak vücudun azalarından değildir. Uzadı mı, işe yaramadı mı kırpılıp atılır, kesilip atılır. Ufak tefek bazı işlerde kullanmak için vardır tırnak. Halbuki vücudun azaları dediğimiz olay, azalardan biri eksik olursa o vücut nakıs olur. Devletin yanlış uygulamaları, yanlış politikaları devam ediyor. Dolayısıyla bu politikalar devam ettikçe siz kardeşliği tesis edemezsiniz. Kardeşliğin tesis olabilmesi için haksızlıkların kabul edilmesi lazım. Dersim için özür dilenmesi lazım. Şeyh Said için özür dilenmesi lazım. Alimlerimizin katledilişi için özür dilenmesi lazım. Ziran için özür dilenmesi lazım. Yapılan tüm haksızlıklar için devletin bu haktan özür dilemesi lazım. Tekbir! Yıllarca camilerimizi akıllara çevirdiği için Müslüman halkımızdan özür dilemesi lazım. Ondan sonra bir daha, çünkü özrün şartları vardır. Birisi hatayı kabul etmektir. Bu hatayı kabul, özür hatayı kabul etmek demektir. Ondan sonra bir daha bu katliamları, bu zulümleri, bu haksızlıkları yapmayacağına dair söz vermelidir. Bizleri inandırmalıdır. Ördev Partimizin Şırnak İl Teşkilatı halkımıza, milletimize hayırlı olsun. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah.